Merhabalar, Hobilerim kanalına hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir model yapacağız. Ben modelimi beyaz ipimle yapacağım. İpimin markası Altın Başak Klasik Merserize diye geçiyor. Pamuklu ip, kullanmış olduğunuz 50 numara iplerden birazcık kalın bir ip. Bu bir ip tanıtım videosu değildi. Tabii ki siz istediğiniz her renkle, istediğiniz her markayla yapmış olduğunuz modelleri yapabilirsiniz. Hemen kameramı ayarlayacağım ve modeli kurmaya başlayacağız hızlı bir şekilde. Evet, kameramı yakınlaştırdım. Yakından görün istedim. Tığ numaram 9 numara dantel tığ kullanıyorum. 1,15 milim. Eğer eliniz çok çok sıkıysa benim gibi 9'u kullanabilirsiniz. Çok bolsa da 14-15 numara tığları tercih edebilirsiniz. Modelimizin orta kısmını sihirli halka ile yapacağız. Ben işaret parmağımı dolayarak oluşturuyorum. Siz bildiğiniz bütün yöntemleri kullanabilirsiniz. Halkamı oluşturdum. Buradan 3 adet zincir çekiyorum. Bu 3 zincir benim ilk trabzanım. Halkama geri dönüyorum. Zincirimle birlikte 3'te çıktığım trabzan yapıyorum. Yan yana 3, 4 adet trabzan yaptım. Arada 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar halkama 1, 2, 3 ve 4. 4 adet trabzan yapıyorum. Şimdi 2 grup oluşturdum. 4 grup oluşturarak küçük bir kare yapıyorum. Evet, küçük karemi oluşturdum. Bir üst sıra için ipimi burada trabzanın üzerine alacağım. İlmek alarak yapıyorum bu işlemi. Taşıma işlemi yapıyoruz. Trabzanın üzerine alıyorum. Buradan 3 adet zincir çekiyorum. Benim ilk trabzanım. Köşe noktamdan 4'e tamamlayacağım. 2, 3 ve 4. 4 tane trabzan yaptım. 5 adet zincir çekiyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4. trabzan üzerine yapıyorum. Arada 2 zincir çekiyorum. Trabzan üzerinden devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. Bir sırada motifi bu şekilde dolanıyorum. Sıramı dolandım, tamamladım. Bir üst sıra için buradan 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Bu 3 zincir benim alttaki ilk trabzanım. 4 trabzanımı tekrarlıyorum. 2, 3 ve 4. 4 tane trabzanımı tekrarladım. Ara boşluktan trabzan artırması yapıyorum. 2, 3 tane trabzan artırıyorum. Bu sıramda trabzanım burada 7 adet oldu. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar iç kısımdan 3 trabzan artır. 1, 2 ve 3. 3 adet trabzan artırdım. Alttaki 4 trabzanımı da yapıyorum. Şurada bir taneyi kaçırdım.
Geç işte yine 2 adet zincir çekiyorum. Karşıya geçiyorum. Şimdi bir sıra daha bu şekilde dolanıyorum modeli. Sıramı tamamladım. Motifimi şöyle bıraktım. Şimdi şu orta kısımdan sonra 1-2 sıra yaptık. Bu artırma işlemlerini 4 sıra yapacağız. Bir sıra daha birlikte kuralım. Bir sıra da ben kendim kuracağım. Siz 4'e tamamlayabilirsiniz. Hemen 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. 1, 2, 3. Alttaki trabzanlarımı yapıyorum. Sırayla bütün trabzanlarımı yapacağım. Evet. Yine şu köşe noktamızdan 3 trabzan artıracağım. 2 3 Dönüş için 5 adet zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Tekrar 1 2 3 Aradaki zincir çekerek karşıya geçiyorum. Şimdi bu sıramı tamamlayacağım. Bir sıra daha aynı şekilde 3 tane trabzanı artırarak şurada bakın 4 başladık, 7 oldu, 10 oldu. Bir üst sırada 13 olacak. Bu sıramı bitiriyorum. Bir sıra daha dolanıyorum. Şimdi sıramı tamamladım. Orta kısımdan sonra 4 trabzan, 7, 10, 13 trabzan. 1, 2, 3, 4 sıra kurdum modeli. Her sırada 1, 2, 3 trabzan artırdım içeriden. Şimdi buradan modeli kurmaya devam ediyoruz. Bir üst sıra için 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Bir, iki, üç. Yan yana iki, 3 4 5 6 7 adet trabzan yapıyorum. 7 tane trabzan yaptım. Arada 2 zincir çekiyorum. 1 2 3'üncünün üzerinden başlayarak tekrar arada 2 tane atladım. 2 3 4 trabzanım kaldı. 4'ünü yaptım. İç kısımdan yine 3 trabzan artırarak 7'ye çıkartıyorum. 5 6 ve 7. 7 tane trabzan yaptım. Buradan dönüş için 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Tekrar buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1 2 burada 1 2 atlayıp 3'üncünün üzerinden başlayarak geride kalan 7 trabzanımı yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7.
İki zincir çekerek karşıya geçiyorum. 1, 2. Bir sırada motifi bu şekilde dolanıyorum. 7 trabzan, bir boşluk, 7 trabzan, köşeyi dönüyoruz. Sıramı dolandım, tamamladım. Şöyle motifimi gösteriyorum. Hemen bir sıradan kurmaya devam ediyoruz. Burada 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum tekrar. Her zaman olduğu gibi bu benim ilk trabzanım. Bu sıramızda yan yana 4 adet trabzan yapacağım. İki, üç ve dört. Dört tane trabzan yaptım. İki zincir çekiyorum. Buraya bir boşluk yapıyorum. Şimdi alttaki boş olan noktamı bu sırada dolduracağım. İki, üç ve dört. Şimdi tekrar iki zincir çekiyorum. 1, 2, 3'üncünün üzerinden başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi bu sıramızda 4 trabzan, bir boşluk, 4 trabzan, bir boşluk ve 4 trabzan yaptık. 2 zincir çekeceğim. 1, 2. Hemen köşe noktama bir trabzan yapıyorum. Köşe dönüşüm içinde 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tekrar aynı köşeme bir trabzan yaptım. 1, 2. Tekrar trabzan üzerine geliyorum. Köşelerimiz bu şekilde olacak. Trabzan üzerindeki kuruluşumuz da bu şekilde olarak bir sıra daha dolanacağız. Sıramı yaptım ve tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Hemen şöyle motifimi bıraktım. Bakın 4 4 4 4 gruplara ayırmış olduk. Hemen bir üst sıra için tekrar üst zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Üst zincir benim ilk trabzanım. Yan yana 2, 3, 4 adet trabzan yaptım. Önümdeki boşluğu dolduruyorum. 5, 6 ve 7. 7 tane trabzan yaptım. Buradan 2 zincir çekiyorum. Buraya bir boş kutu yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi 7 tane trabzan, bir boşluk, 7 tane trabzan yaptım. Arada 2 zincir çekiyorum. Trabzan üzerine bir trabzan yapıyorum. Arada 2 zincir. Tekrar bir trabzan. Köşe dönüşüm için 1, 2, 3, 4. Aynı noktaya bir trabzan daha. Arada 2 zincir. Bir trabzan. 1, 2. Trabzan üzerine geldim. Bu sefer de 7, 7 trabzanlar yapıyorum. 7 trabzan, bir boşluk. Şu köşe kurulumum her köşemde bu şekilde olacak. Bir sırada böyle dolanıyorum.
dolandım ve tamamladım. Şimdi bir üst sıradan kurmaya tekrar devam edeceğiz. Bu sıramızda da 7, 7, 2 grubumuz var. Ortada boşluğumuz. 7 tane trabzan, bir boşluk, 7 tane trabzan. Köşede de her sırada bir boşluk artıyor. Buradan 3 zincir çekerek yukarı çıkacağım. Hemen kameramı da şöyle yakınlaştıracağım ve ışığımı da birazcık keseceğim. Üst zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Bu üst zincir benim yine bu alttaki ilk trabzan. Arası içinde 2 tane zincir çekiyorum. 1, 2 trabzan atlıyorum. Buraya bir boşluk yapıyorum. Şimdi buradan trabzan yapacağım. Bu birinci trabzanı sayarak yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane trabzan yaptım bu sıramda. Geride kalan 3 trabzanın üzerine 2 zincir çekip bir boşluk yapıyorum. Yine boşluklarımı yaparak devam ediyorum. 2 zincir, 1 trabzan. 1, 2 zincir, 1 trabzan. Köşe noktama. Köşe dönüşüm için 1, 2, 3, 4. Tekrar 1, 2. Bu tarafa döndüm. 2 zincir çekiyorum. Bir boşluk. 1, 2. Trabzan üzerine geldim. Şimdi buradaki trabzanlarımın üzerine de bir tane ilk başta boşluk yapıyorum. 1, 2, bir boşluk. 10 adet trabzan yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Geride kalan 3 tanenin üzerine de boşluk yapıyorum. 2 zincir, bir boşluk. Şimdi karşı tarafa geçeceğiz. 2 zincir çekiyorum. Buraya bir boşluk yapıyorum. Şimdi buradan baktığımızda bir boşluk, 10 adet trabzan, köşemle birlikte boşluğum. Tekrar bunun üzerine bir boşluk. 10 adet trabzan. Bir sırada bu şekilde dolanıyoruz. Evet, motifimin orta kısmını böylelikle çıkarmış oldum. Kameramda nasıl görünüyor bilmiyorum ama çok güzel şöyle kalplerim oluştu. Şimdi motifimi sadece boş kutular yaparak büyüteceğim. Hemen şurada göstereyim. O zaman etrafında boş kutularımız olduğu zaman daha güzel bir orta desen çıkacak. Buradan her zaman olduğu gibi şöyle yakınlaşalım. Üst zincir çekiyorum. Benim iki trabzanım. İki de arası için çektim. 5. Arada 2 zincir. 1, 2, 3'ün üzerine bir boş kutu. 1, 2, 3'ün üzerine bir boş kutu. Bir, iki.
Şimdi bütün büyüklüğümü elde edene kadar sadece boş kutular yaparak motifin etrafını dolanacağım. Oradan itibaren kurmaya devam edeceğiz. İkinci videoda takipte kalın. Gerçekten güzel bir desen. Şu an kendini ne kadar gösterdi bilemiyorum kameranın altında. Takipte kalmayı unutmayın.